Herkese merhabalar. İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanı'ndan Eda Karadağ. 2016 yılının ikinci haftasındayız ve bugün küresel piyasalarda biraz daha pozitif bir seyir izliyoruz. Çin etkisinin bugün bir miktar daha dağılması piyasaları biraz daha rahatlatmış, onların nefes almasını kolaylaştırmış durumda. Avrupa tarafında borsalar artıda, bu da haliyle bizim yurt içi tarafında da biraz daha pozitif bir görünüm sergilemesine neden oluyor. Çin'in dağılması, yani Çin etkisinin dağılması biraz dolara olan talebin de azalmasına neden olduğu gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinin de bugün biraz daha dolar karşısında değerli olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi hala 99 seviyesinin üzerinde seyrini koruyor. Ancak şunu dikkat çekmek istiyorum, Türkiye'ye yönelik risk algısı biraz daha devam ediyor gibi. Yani çok şiddetli olmasa bile hala açıkçası liraya yönelik bir negatif görünüm var. Şöyle, çünkü CDS rakamına dikkat çekeceğim burada. Türkiye'nin risk priminde 302 seviyelerindeyiz. Dün bir miktar 307-308'lere doğru bir yükseliş gördük. Bugün bir nebze de olsa düşüş var ama hala 300'ün üzerindeyiz ki geçtiğimiz hafta biraz daha 2.90'ları, 2.95'leri konuşuyorduk. Yani az önce de belirttiğim gibi Türkiye'ye yönelik risk algısının olması bugün yurt içi piyasalardaki pozitif görünümün belki kısa süreli olabileceğini de bizlere sinyal olarak veriyor diyebiliriz. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL hala 3'ün üzerinde. 3.01'lerdeyiz şu anda. Tabii ki 3'ün üzerinde kalması önümüzdeki süreçte bizim yukarı yönlü hareketleri baskılayabileceğini söylüyor. Az önce de belirttiğim gibi zaten dolar endeksi 99'un üzerinde. En azından dolar endeksindeki bu görünüm de önümüzdeki süreçte dolar TL'nin yükselişine destekleyici olabilir. Dolar TL'de belki 3'ün altına doğru sarkmalar görebiliriz ki geçtiğimiz haftada bunu görmüştük. Bir 2.98'lere doğru rahatlamalar. Ancak buralardan tekrardan tepki alımları gelerek yönünü yukarıya çevirdiğini izledik. Bu nedenle şimdilik hani 3'ün altına geri çekilmelerde 2.98.50'leri destek olarak takip edebiliriz. 3'ün üzerinde kalması da 3.04.50 ve onun üzerinde de 3.07'leri karşımıza çıkaracaktır ki 3.07'yi konuşabilmemiz için en azından 3.04.50'nin üzerine biraz daha kalıcı seyirler görmemiz gerekecektir. BIST 100'e bakalım. BIST 100 çünkü bugün oldukça pozitif seyrediyor. 72.500'lerde ki dünkü videomda da belirttiğim gibi 70.000 ve 72.200 aralığında biz BIST 100'ü izliyorduk ama bugün 72.200'ün üzerindeyiz. Tabii ki bu etki belki biraz daha kalıcı olmakta zorlanabilir. O yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi küresel piyasalara yönelik bir pozitif seyir izliyoruz. Dolara olan talebin bir miktar azalması biraz daha piyasalarda nefes almasını kolaylaştırmış gözüküyor. Bizim için önemli olan 72.000 üzerinde günlük kapanış görmemiz. Eğer 72.000 üzerinde kapanışlar görürsek bu durumda zaten BIST 100'de bir miktar daha yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. 71.000 bizim için önemli bir destek seviyesi. Buradan geri dönüşler görmüştük. O yüzden bu destek seviyesini takip ediyor olacağız. Gelişmelerin devamı için Forex TV'yi izleyin. İntegral Menkul Değerler. Forex'te güvenin simgesi.